merhabalar tekrar. Bugünkü konumuz ilişkiler. Ee, evet, ne yaparsam hepim ilişkilerimde sıkıntı yaşıyorum diyenler için bugün özellikle bir video çekmek istedim. Evet, ilişkiler de hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor ve ilişkilerinizde neden problem yaşadığınızı bilmek ister miydiniz? Birazdan duyduklarınız gerçekten size çok şaşıracak çünkü hiç bu açıda hayatınız boyunca bakmamış olabilirsiniz. Burada ben her zaman sizlere biliyorsunuz ki sistemin nasıl çalıştığını ve bu sistem içerisinde nerelerde hata yaparsak bunlar bize tezahür olarak fiziksel realite de nasıl yansır onları anlatmaya çalışıyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalır buna inanıyorum çünkü ve ben de e, bendeki bilgileri tüm evrensel paylaşım bilinciyle paylaşıyorum ki Rabbim de o hani kendi gerçekten gönlünüz kadarsa de o da o bilgiyi akıtıyor her zaman buna inanıyorum dediğim bilgilerine. Şimdi burada e, çok sevdiğim bir konu bu anlatmak. Çünkü e, birçok insanın biliyorum ki ihtiyacı var. Mesela ilk ilişkilerde yine her zaman anne karnına gidecek gittiğimizi düşünürsek, diğer videolarda da genelde biliyorsunuz ben hep anne karnından başlatırım. Ama tabii ki birebir özel seanslarda daha atalara kadar da gidebiliyoruz. E, şimdi burada ilişkiler dediğimiz zaman şu üçünü aklınızda tutmanızı istiyorum. İlişkiler dişil enerji ve anne. Dolayısıyla ben problem yaşıyorsam öncelikle neye bakacakmışım? İlişkilerde dişil enerji ve anne üçüsüne bakmam gerekiyor. Dolayısıyla biz anne karnından çıktığımız zaman tanıdığımız ilk dişil yine kim oluyor? Tabii ki annemiz oluyor. O yüzden de bizim annemizle olan ilişkimiz aslında bütün ilişkilerimizi önümüzdeki süreci ne yapıyor? Yine şekillendirmek e, durumunda kalıyor. Şimdi hayatımıza baktığımız zaman bu kadar danışan alan biri olarak özellikle zaten en büyük sınavlarımız ya ailemizden gelir, ya arkadaşlarımızdan, ya kuzenlerimizden, ya akrabalarımızdan zaten. Onun dışındaki, ötedeki bir insanın bize bir şey yapması bize çok bir şey ifade etmez. Çünkü bizim için bir değeri yoktur, anlamı yoktur. Dolayısıyla da Rabbim sınavı nereden verir? En yakınından verir. Çünkü sen bunları dönüştürmek için geldin zaten buraya. Ve dolayısıyla eğer bu durumu... Anne ile ilgili bir blokaj yaşıyorsan ve bunu dönüştürmen gerek, gerekiyorsa da öncelikle ilişkiler kısmında bir anneyle olan ilişkine bakman lazım. Anne ile ilgili problemim yok diyorsan eğer o zaman da sonraki dişiller kim? Kız kardeşin olabilir, teyzen olabilir, halan olabilir. Kız arkadaşın olabilir ve normal e, o silsedeki tüm dişillere bakabilirsin. Ama ilk bakman gereken kişi kimmiş? anneymiş. Ve anneden sonra gelen döngü. Döngü nerede bozuldu? Yani anneyle değilsen teyzeyle mi, halayla mı, kız kardeşle mi? Nerede ilk o e, sıkıntılı sürece gidin? Kime öfkelendin? Kime kızdın? Kimi yargıladın? Kimi suçladın? Biliyorsunuz ki e, ben videolarımda her zaman söylüyorum. buraya tekrar hatırlatmak istiyorum. Hayatımızda üç şeyi yapmamamız gerekiyor. Kınama, yargılama ve suçlama. Hayatımızda kimi kınıyorsak, yargılıyorsak ve sıçıyorsak bu dünyada bunun aynısını yaşamadan gitmiyoruz. O yüzden bunlar da çok ciddi anlamda da güçlü benliklerimizdir tasavvufa göre de. O yüzden de bunu bir kere hayatımızdan zaten çıkarıyoruz. Hani sadece bu ilişkilerle alakalı değil, hayatımızın aslında tüm yaşam felsefesi olarak da bakmamız gerekiyor. Eğer diyelim ki anneyle ilişki sıkıntılı bir süreç var, Hemen şunu sormanız lazım. Biraz yine meditatif hale gelip gerçekten ben annemi seviyor muyum? Ben annemi kabul ediyor muyum? Anneme değer veriyor muyum? Çünkü eğer bakın hayatta her şey bize bir yansımaysa o zaman e, annemden ben bir sevgisizlik hissediyorsam bu muhtemelen benim kendimi sevmememle alakalı ve annemin beni sevmediğine dair bir inanç geliştirmişimdir. Aynı şekilde annem sürekli beni kabul etmediğine dair bir senaryo yapıyorsa yani bir hayat da tezahür ediyorsa bu durum ve ben böyle hissediyorsam yine ben aslında kendime olduğum gibi kabul etmiyorumdur. Ve aynı zamanda da annemi de olduğum gibi kabul etmiyorumdur. Aslında olay ne yaparsanız yapın kendinize dönüyor. Ve ben açıkçası kendimi dönüştürmeden hiçbir ilişkimi düzeltemem. Buradan sürekli bize yansıyanlara bakacağız. Alacağız defteri kalemi kim bana ne yansıtıyor? Ben kimde ne hissediyorum? Ne duygu çıkarıyorum? Ve buradan onun hakkında ne düşünüyorum? Ve ona nasıl davranıyorum? Bunların hepsi benimle alakalı. Hiç karşı tarafla alakalı değil. Çünkü hepsi bugüne kadar benim yetiştirme tarzım, öğrendiklerim, hayatın içerisinde yaşadığım durumların bir sonucu olarak benden çıkan ve benim beynimin bunun yorum kattığı durumlar. O yüzden de karşı tarafa alakalı değil bu. Bunu anlamamız gerekiyor öncelikle. Dolayısıyla annemden bana ne yansıyorsa bir kere bunu ben kendime yapmıyorum. İkincisi... Anneme yapmıyorum. Ve dolayısıyla bunları anlamaya başladığınızda, idrak etmeye başladığınızda gerçekten hayatınıza bambaşka bir döngü başlayacaktır. Sadece e, bunu e, anne olarak bakmayın. Hayatınızdaki tüm düşür enerjilere yapın. Zaten en travmatik olan ilk oluyor. İlk blokaj dönüştükten sonra sonra o meditatif hale gelip hepsiyle o helalleşmeleri yaptıktan sonra kalbinizdeki o kızgınlıkları, öfkeleri, affedememe duygularını götürdükten sonra ondan sonraki tezahür ettirdiğiniz diğer ilişkilerinizdeki durumlarla da helalleşmeniz gerekiyor. Yani sadece birini dönüştürmekle olmuyor. Sonra kaç kere daha bunu tezahür ettirmişsiniz? Bazen öyle komik bir şey oluyor ki sondaki durumla kişi bana geliyor. Ama bir bakıyoruz geçmişte bir 10 kere de aynı olayların benzerlerini ama günümüze geldiğinde daha travmatik e, durumlarını yaşamış bir şekilde geliyor. Tabii ki derse almaya 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 Artık o ilişkilerdeki blokajda çok sıkıntı oluyor. Bu sefer ne oluyor? Kimseye güvenmiyorum. Ondan sonra kimseyle doğru bir ilişki kuramıyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız olmak istiyorum. Kendimi yalnızlaştırıyorum aslında. zaman bu kendime verdiğim bir ceza oluyor. Ee, ve burada hala bunları yaparak da dersimi almamış oluyorum. İşte burada hem kendi içinden yansıyanlara bakmanız lazım. Hem de o kişiyle ilgili gerçekten kendinizin aslında kabul etmediğinizi, sevmediğinizi ve değer vermediğinizi, kendinizi suçladığınızı kendinizi affetmediğinizi anlayıp aynı şekilde de bununla karşı tarafa da helalleşmeniz gerekiyor. Bakın bir şey değiştirmek istiyorsanız gerçekten hani şu an burada bir sırrı söyleyeyim. Ben hayatımda hiç kimseyle konuşmam mesela karşı tarafa. Ben içsel olarak onun yansımasını bulurum. Bana bu kişiden ne yansıyor derim. Hangi duygular benim, hangi benliklerim var. Hangi kodlamalarım var, korkularım var. işte hangi negatif duygularım var? Bunları bulurum, çalışırım kağıt üzerinde ciddi ciddi çalışırım. Çünkü asıl okul dünya okulu ve sen her gün sana yansıyanlara ve seni zorlayıcı durumlara bakman gerekiyor. Bakmazsan kaçırırsın, treni kaçırırsın. Sana ne güzel gelmiş biriyle bu vesile olmuş o zorlayıcı durum ve oradan yansıyanlarla sen bunu keşfedeceksin. Rabbin senin o sınavı önüne getirmiş ama sen bunu anlamayıp karşıda kaldığın sürece uyuyorsun. Ve kendini geliştiremiyorsun. Oysa ki çıkaracaksın yansıyanlarına bakacaksın. Ne düşündün, ne hissettin, nasıl davrandın. Bak bunların hepsi seninle alakalı. Ve sonra gidip bunun ilk oluşturduğu tohumları dönüştüreceksin. Sonrasında karşı tarafa helalleşeceksin. Sen zaten mesajı anlayınca, olayı idrak edince zaten otomatik olarak fiziksel realite çözülüyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bunu hayatınızın içinde gerçekten kendini bilme yolculuğu mu dersiniz? Kendinizi içselleştirme mi dersiniz? Nefs terbiyesi mi dersiniz? Ama benim bu zamana kadar gördüğüm bütün yolların hepsi buraya çıkıyor. Sen kendine bakmadıkça, kendi yansımalarını görmedikçe, dönüştürmedikçe kişilerle alakalı, sadece bu kişilerle değil tüm olaylarla alakalı hiçbir şey değiştiremiyorsun. Sen değişince her şey değişiyor. Ve hayatımda ne ters gidiyorsa, ne sıkıntı gidiyorsa, ne beni zorluyorsa bunlar hepsi beni uyandırmak ve içimdeki o karanlık yağları çözmek için. Ve bunları yaptığımda gidip annenizle konuşmanıza gerek yok veya kardeşinizle konuşmanıza gerek yok. Zaten seyrediyorsunuz. Çünkü diyor ki yukarı alem evet artık melek mesajı anladı, anlatmak istediğimizi idrak etti e neden bunu tezahür ettirdiğini anladı. Çözün bunu diyor. Ve ondan sonra gerçekten de siz hiçbir şey yapmadan sadece Fiziksel realiteyi bakın izliyorsunuz. Ve inanamıyorsunuz mucize gibi. Ve bir daha aynı döngüde aynı bir daha sınav gelmiyor. Bunu hayatınızda her zorlandığınız üzerine bunu böyle bakabildiğinizde zaten karşıda kimse kalmıyor. Çünkü herkes birbirine yansımaysa ben bir süre sonra beni en çok zorlayıcı kişiye bile şunu diyebiliyorum ya teşekkür ediyorum beni bu kadar zorladın ama bana çok önemli bir şey fark ettirdin, idrak ettirdin. Belki de bu yaşadığım tüm ilişki probleminin kökten çözümünü sağladın. Zaten bunları çözmek için gelmiştim. Çok güzel bir şey vesile oldun deyip o karşıdaki insana karşı bile böyle nütür, belki de hani bir tık daha güzel duygular hissederek akışı dönüştürme hayatında kendim için atılabileceğim en güzel e, durumlardan biri ve gerçekten de burada karşı tarafta kalmayıp kendi nefsimle aslında mücadele etmiş oluyorum. İlişkileri de bu şekilde baktığınızda bambaşka bir döngüyü başlatabilirsiniz. Bunları da uygulayıp yine bana yorumlara yazarsanız o geri bildirimlerinizi çok sevinirim. Bu bilgiler hepimize şifa olsun. Lütfen Melek Özen, YouTube kanalını takip edin ve paylaşın ki bu bilgiler gerçekten bu sıkıntıları yaşayan insanlara şifa olsun. Teşekkür ediyorum.